Ayağım. Koca ayağı. Gel bakalım. Tırnağım, o tırnağım. Tamam tamam, korkma, bir şey yapmıyorum şu an. Bu tırnağın önceden kanamış mıydı? Evet, sehpanın kenarına vurunca kanamıştı. Sonra da kalınlaştı galiba. Evet. Tamam, işimiz çok kolay. Ne? Nasıl kolay? Tırnağımı çekeceksiniz değil mi? Hayır, tırnağını çekmeyeceğiz. Aksine çekmeden ufak bir işlem olacak. Tırnağını incelteceğim. Düzgünce keseceğiz. Ve eskisine de doğru direkt uzayarak aynı hale gelecek. Çok acıyacaksa beni bayıltın. Uyutmaya hiç gerek yok. Çünkü hiçbir şey hissetmeyeceksin ve canın acımayacak. Evet. Şöyle takalım. Biraz uzamış olan tırnağımı uçtan kesiyorum. Acıdı mı? Bak geldi bile. Şimdi de üzerine inceltiyorum. Eskisi gibi aynı diğer tırnaklarındaki hizada olacak. Bak daha inceldi. Bak inceldi ve rengi açıldı tırnağının. Uzadıkça bu kısım da tamamen gidecek. Bir de şöyle besleyici yağ sürelim. Evet, hiç de sarmaya gerek yok. Geçmiş olsun. Bu kadar mıydı? Evet. Ama bana demişlerdi pençenin tırnağı çok kötü, kesin çekerler diye ameliyat ederler demişlerdi. Hayır, bunlara hiç gerek yok. Eğer ki biz bunu çekseydik uzadığında bir daha bozuk gelecekti. Öyle bir şey mi oluyor? Evet, kökü zedelendiğinde gelen tırnak ya da pençe daha bozuk geliyor. Bir de onu düzeltmeye uğraşıyoruz. Bir ay sonra bir daha geleceksin. Pençen tamamen eski haline gelene kadar ayda bir görüşeceğiz. Pençemdeki tırnağın peki eski haline gelmesi ne kadar sürer ki? Senin pençen biraz küçük olduğu için ortalama bir 3-4 ay. Tamam o zaman. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geçmiş olsun. Acımıyor da. Hop 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 hop. Hoşça kal. Görüşürüz.